Oğlum ne demek o ben kimseyi yolundan döndüremem diye? Ha? Böyle laf mı olur? Ne yapalım yani? Sevdiğimiz insanlar kırılınca öylece bırakalım mı? Onların gönlünü kazanmak için çabalamayalım mı? Bu kadar basit mi evladım? Hala değil tabii ki. Ama diyorum ki sadece bana sorabilirdi. Bak işte kendin söylüyorsun. Bu kadar basit miydi diyorsun? Peki bizim yaşadıklarımız? Bu kadar basit miydi bu yaşadıklarımız? Öylece arkasını dönüp gidebildi. Öylece. Bir mektup bile bırakmadan. Aman, kafamı bıraktınız insanda. Dur. Sana vermem için bunu bıraktı. Tarık Bey, Sıla gitti. Rahatladınız mı? Saçmalamayı kes Mehmet. Kimse kimseyi zorla bir yere göndermedi, tamam mı? Gitmek istediyse kendi seçimi. O iş öyle değil işte. Aklı başında olan hiç kimse onca emeğini bırakıp başka şehre gitmez. O kızın hayatını mahvettiniz. Çok sevdi, ölü ve yaramlı oldu. Ama bunun oldu. Hesabını ağır. Sen kim oluyorsun da bekliyorsunuz? Dur bir dakika. Yaramların verdiği ifadelere göre şarampole yuvarlanan otobüs şoförü o sırada telefonuyla konuşmaktaydı. Kaza olmuş. Kaza sonrası otobüste Sıla'yı yangın çıktı. Sıla'yı bindirdiğim firmanın otobüsü. Olay yerine Kazan ve çevresindeki ilçelerden çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Sıla'yı bindirdiğim otobüs bu. Nasıl olur? Sıla. Yok. Hayır olamaz böyle bir şey. Dur. Alo. Ya biraz önce bir kaza haberi seyrettik biz. Bir otobüs şarampole yuvarlanmış bu Kazan yakınlarında. Plakası 06... ZZ414. Acaba bir bilginiz var mı? Yani yaralılar... Hayatını kaybedenler... Hangi hastaneye sevk edildi bilginiz var mı? Bekliyorum. Evet. Evet orada yaralılar. Hayatını kaybedenler. Tamam. Tamam peki. Anladım. Tarık git bul onu evladım hadi. Merak etme halacığım. Bulmadan gelmeyeceğim. Of. Allah'ım. Allah'ım sen onu bize bağışla. Körpecik bir çocuk daha. Hocam çok sayıda yaralı var. Bir kişinin kimliği tespit yapılamadı. İzinli bütün doktorları arayın. Tamam. Kazan 15. kilometrede. Şarampole yuvarlanan otobüs. Ya, anladım. Hastanızın adı neydi? Sıla Sayar. Kanun. Yaralı listesinde adı yok. Nasıl yok? Bir daha bakın lütfen. Sıla Sayar olması gerekiyordu. Kendisi listede yok. Dilerseniz bir de kazada hayatını kaybedenlerin listesine bakalım.
Ay. Seher Hanım. Tamam. Tansiyonum düştü biraz. Kurtulacaksınız Seher Hanım. Aklımıza kötü şeyler getirmeyelim. İnşallah. İnşallah. Seher. Sağ ol Meltem. Mehmet. Al su iç. Senin yüzünden. Ne diyorsun sen ya? Senin yüzünden gitti Sıla. Yerinden yurdundan oldu. Mehmet. Yeri değil. Sen ne biçim bir insansın ya? Hiç mi ailenden vicdan merhamet öğrenmedin? Hiç mi? Mehmet kendine gel. Ailemi niye karıştırıyorsun? Sıla'nın canı gezmek istedi diye benim ailem mi suçlu oldu? Bak ya. Hala dalga peşinde. Gezmeye gitti diyor. Yemin ederim Allah yarattı demem seni. Mehmet! Be? Mehmet. Yapma. Zaten acımız bize yeter. Hadi git mutfakta biraz sakinleş. Mehmet hadi mutfağa git dedim. Psikopat. Kızım. Sen de sakin ol. Acısından böyle davranıyor. Hadi ara be oğlum. Sen bunları ne kadar zamandır biliyordun? Cengiz bak lütfen sakin ol. Korkutuyorsun beni. Soruma cevap ver. Ne kadar zamandır biliyordun? Başından beri. Başından beri ha? Tek kelime etmeden beni enayi yerine koydun öyle mi? Cengiz bak. Ben bu kızı hastanede işe aldım. Allah'ım düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Bu kızı, bu eskort kızı gelinim diye herkese tanıttım. Cengiz, sen öğrenmeden ben uzaklaştırmaya çalıştım. Zaten Emre de öğrenince ayrıldı Zeynep'ten. Sen de boşuna gerilmedin. Peki ne zaman söyleyecektin bunları? Yok olup gittiğimizde mi? Sen ailemizin temeline dinamit koydun Arzu. Cengiz, lütfen böyle söyleme. Ben ne yaptımsa ailemizin iyiliği için yaptım. Ailemizin iyiliği için yapmış olsaydın daha önce anlatırdın her şeyi ve ben önlemimi alırdım. Onurum, gururum, şerefim iki paralık olmazdı. Seni bir daha görmek istemiyorum. Cengiz. 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 Cengiz yapma. Adı ne demiştiniz? Sıla Sayar. Söylediğiniz isimde biri yok listede. Çok şükür. Sıla yaşıyor o zaman. Aa, bir de kazada kimlik tespiti yapılamayan genç bir kız getirdiler. Teşhis etmek isterseniz buyurun bir bakın. Ama kaldırabilir misiniz bilmiyorum. Kızcağız fena yanmış. Yalnız teşhis edebilmeniz için merhumun birincilerinden yakın olmanız gerekiyor. Emin misiniz? Bakabilecek misiniz?
Şunu vermeyi unuttum. Eşinize ait olduğunu düşünüyoruz. Eşinizin mi? Evet. Başınız sağ olsun. Geçen beğendiğim şal. Unutmamışsınız. Evet, unutmadım. Teşekkür ederim. Bu kadar mı yani? Ufak bir sarılma. O zaman daha böyle dolu dolu sarılayım bari. Şöyle oturalım mı? Tamam. Bugün de hava güneşli gibi ama malum Ankara, ayaz var. Tam gününe denk gelmiş ya. Şöyle yapalım. Bir ucunu size örtelim. Yok yok, ben üşümüyorum. Bak böyle üşümüyorum üşümüyorum dersiniz, sonra soğuk bir içinize işler, hasta olursunuz. Gelin. Olmadı. Sensiz gidiyorum hayallerimin şehrine. Sensiz bir hayata, sensiz bir dünyaya. Bizim için hazırladığın o evde hiç yaşayamayacağımız hayatımızı anlattın ya bana. Orada durdu hayat benim için. Kalbim, ruhum o evde kaldı. Kalbimi sana bırakıp gidiyorum. Seninle yaşadığım o güzel anıları götürüyorum yanımda. Sen hiç bilmesen de kalbim hep senin için atacak. Hiçbir göze senin gibi bakamayacak gözlerim. En güzel hayalimdin sen benim Tarık. Uyanmak istemediğim rüyamdı. Ama rüya bitti işte. Şunu bil ki ben seni sevmekten hiçbir zaman pişman olmayacağım. Umarım hak ettiğin gibi mutlu olursun. Elveda. Seni sevdiğim için asla pişman olmayacağım. Ama tutamadım seni. Ellerimin arasında kayıp gitmeye engel olamadım sana. Allah'ım.
Beyefendi önünüze bakın. Seni kaybettim.